Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün hızlı bilanço analizi serimizde logo yazılım sanayi ve ticaret AŞ'yi inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden logo. Bugüne bugün birçok Kobi'nin de yazılımlarını kullandığı ufak işletmelerde de çok kullanılan bir yazılım şirketi. Özellikle işbaşı uygulamasıyla. Şimdi e, logonun işleri nasıl onlara bakalım e, satışlarında burada gördüğünüz üzere 268 milyonluk bir satış varmış 2019 yılında ve bunu 338 milyona çıkarmış geçen seneki çeyreğe göre daha sonra baktığımızda e, brüt karda bir artış var esas faaliyet karında artış var yine Favök'te artış var. Net dönem karı 56 milyondan 82 milyon seviyelerine çıkmış. Hepsinde bir artış var diyebiliriz. Dönem varlıkları öyle, yine duran varlıklar öyle. E ee, tabii finansal borçların e, biraz artışı var. Burada kasadaki parada da 40 milyonluk bir artış olduğunu görüyorsunuz. Net borç eksi kasadaki para. Kasada da 90 milyonu. 91.963 milyon lirası var şu anda logonun. Öz kaynaklarında da 424 milyondan 480 milyona çıkış gerçekleşmiş. Burada gördüğünüz üzere düzenli olarak zaten e, karını arttırmış ve bu bilançoda da e, iyi bir bilanço açıklamış. Bir önceki çeyrekten de yüksek bir e, bilanço yaklaşık 500 bin liralık kadar. Efkası bir tık yüksek diyebiliriz logonun e, 20.68 seviyelerinde 20 biraz e, pahalı olabilir biraz daha 15-10 e, seviyeleri daha uygun aslında bir hisse için. Ama tabi potansiyel olarak e, çok büyük potansiyel görüldüğü için e, piyasada bunu biraz yüksek fiyatlayabiliyor. Ama gördüğünüz üzere karda da bir artış, büyümede artış devam ediyor. E, burada zaten gördüğünüz üzere sermaye karlılığında artış devam ediyor. Büyüme konusunda pek sıkıntısı yok e, logonun. Karlılıkta tabi pandeminin etkisiyle biraz belki ufak sıkıntılar olmuştur. Logonun en büyük e, avantajı borçluluk kısmı diyebiliriz. Ee, borçlanması fazla yok ve nakiti elinde var. sonuncu öyle göre baktığımızda da son on çeyrekte de burada gördüğünüz üzere logonun aslında düzenli olarak her sene bir artışını görüyorsunuz. Hatta 2019 12. ayında çok iyi bir artış yakalamış. Güzel büyüme görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde sürdürdüğü takdirde bu FK'da zaten 20 seviyelerinden daha aşağı geliyor olabilir. E, Tabi bu sırada fiyat da aynı oranda artarsa bu, bu FK'lar da devam eder ama potansiyel olduğu sürece hisse başına karını her türlü arttırabilir. Logo e, karlılığını sürdürüyor, borcu yok, e, büyümesini sürdürüyor. Hızlı bilanço analizimiz bu şekilde logo için e, umarız yatırımcılarına kazandırır. Hızlı bilanço analizi serilerimize devam ediyor olacağız. E, bu serimizi beğendiyseniz e, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Sizlere bol kazançlar dileriz. Hoşçakalın. Borsayla kalın.